Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 3 fazlı devrelerde kullandığımız formüllerin nereden nasıl ortaya çıktığını anlatacağım. Bu videoyu izliyorsanız zaten 3 fazlı devrenin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Tüm bağlantıların ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu videodaki amaç sadece ne yaptığınızı göstermek, yani mantığını gösterip formülleri kendiniz de çıkarabilirsiniz bu videodan sonra. Örneğin burada kök 3 ile çarpıp 30 derece ekliyoruz. Bunu neden yaptığımızı bu videodan sonra anlayacaksınız ve bazen kök 3'e bölüyoruz. Toplamak yerine çıkarıyoruz 30 dereceyi. Yani böyle farklılıklar da oluyor. Onun altındaki mantığı öğrettikten sonra siz kendiniz de bunu çıkarabilirsiniz. Buraya ne diyorum, nötr. Burası VAB olur. Burası VBN olur. Basit devre bilgisi zaten. VAB bu hat, şu hatla şu hat arasındaki voltaj. Bunu bundan çıkarırsam zaten bana bunu verir. Burası VAN, VAB değil. VAN eksi VBN. Şu hale geldi bu işlemim. Şimdi işin sırrı bunları vektör olarak yazabilmekte. Zaten pozitif sırayı siz biliyorsunuzdur. Şuraya tek tek yazıyorum değerlerini. Bu arada bu dengeli 3 fazlı. Buraya VT dersem bunu referans olarak aldım. Bu eksi 120 derece olur. Bu artı 120 derece olur. Bu bildiğiniz üzere pozitif faz. Şimdi bunu polar olarak gösterip polar olarak gösterdikten sonra vektör işlemleriyle ne yaptığımızı göstereceğim ve siz de bunu sorularda uygulayabilirsiniz. Sadece voltaj için değil, akım için de aynı şeyi yapabilirsiniz. Bunun açısı 0, büyüklüğü VP şu şekilde. Bu VAN. Bunun açısı eksi 120, hepsinin büyüklüğü aynı. Eksi 120 olduğu için buradan 120 derece gelirim. Bu VBN. Şuradan da 120 derece gelirim. Bu da VCN oldu. Şuraya bakın, burası 120 derece ise burası 60 derece olur. Şuraya daha. Şurası 60 derece olur. Benim yapmak istediğim işlem VAN eksi VBN. Bu işlem zaten fizikte vektör toplama kurallarını biliyorsanız çok kolay yapabilirsiniz. Bunu ters çevirirsiniz. Sonra ikisini toplarsınız ucuca ekleme yöntemiyle. Şuradan VBN'yi ters çevirdiğimde böyle oluyor. Şurası 60 derece ise burası 60 derece oluyor. Son olarak da bunu buraya taşıyacağım. Ucuca eklemiş oldum şöyle. Burası 60 derece. Sonra bunun başından onun sonuna uzattığım benim sonuç vektörüm olur. Yani bulmak istediğim vektör. Bu VAB oldu. Burası 60 derece ise burası 120 derece. Bunlar büyüklük olarak eşitti. VP VP yani 30 derece. 30 derece olur. Şimdi burada zaten 30 derece gördüğünüz anda neden 30 derece eklediğimizi anlamış olmanız gerekiyor. VAN buradaydı. 30 derece eklenmiş hali bu. Neden kök 3'te çarpıyoruz? Onu da geometri bilgisi bu. 120, 30, 30 üçgeni. VP, VP. Burası VP kök 3 olur. Yani bu şekilde VP kök 3 artı 30 derece şeklinde bulmuş oldum. Bu mesela negatif gösterimde olabilirdi. O zaman vektörlerin yönleriyle oynardınız veya akımları bulurken yine devreyi analiz edip aynı şekilde şöyle bir denklem yazıp daha sonra o denklemle polar şekilde çözebilirsiniz. Bu şekilde hepsini ezberlemek zorunda kalmazsınız. Ne zaman neyi kök 3 ile çarpıp 30 derece çıkaracaksınız. Kendiniz bunu bilirsiniz. Ve gerçekten işinize yarar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.